7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Telefon bağlamayın oğlum. İçeriye de kimseyi almayın. Emredersiniz komutanım. Aç oğlum, aç, aç, aç. Rahat asker, rahat. Rahat evladım, rahat. Durumumuz nedir albay? Operasyonun ana kısmında bir problem yaşamadık komutanım. Fakat timin bölgeden ayrılacağı sırada etraflarının büyük silahlı bir grup tarafından kuşatıldığını fark ettik. Nereden çıkmış bu kadar adam? Biz niye görmemişiz? Biz uydudan izliyoruz komutanım. Öyle bir zafiyetimiz yok. Ancak bunlar her kimse profesyonel bir yapı olduklarını düşünüyoruz. Eğitimli oldukları çok belli. Küçük gruplar halinde bölgeye intikal edip orada bir araya geldiklerini değerlendiriyoruz. Süratleri nedir? Mobilizeler komutanım. Hafif araçlarla intikal ediyorlar. Ne kadar vaktimiz var? Vaktimiz? Yok komutanım. 8 ila 10 dakika arasında bölgeye varmış olurlar. Ve? Anlamadım komutanım. Ve albayım. Ve ne yapmamızı öneriyorsunuz? Belki hızlı bir bombardıman. Ya da Türkmenistan veya Kırgızistan'daki müttefik unsurları devreye sokarak... Bunu yapamayız komutanım. Maalesef vaktimiz yeteri kadar yok. Hem de bombardıman esnasında kendi timimize zarar verme olasılığımız çok yüksek. En önemlisi de... Evet. En önemlisi nedir albay? Ben Oğuz timinin oradan çıkabileceğine inanıyorum komutanım. İnanıyor musun? Evet komutanım. Asker çık. Kapat oğlum seri. İnanıyorsun öyle mi albay? Evet komutanım. Yani timimiz cehennemin içinde. Etrafı 200 kişiyle sarılmış. Hepsinin elinde ağır silahlar mekanize. Neredeyse timimizi yakmak üzereler. Ve siz inancınızla onları kurtarabileceğinizi söylüyorsunuz, öyle mi? Kesinlikle haklısınız komutanım her konuda. Fakat burada maalesef daha önemli bir boyut var. Neymiş? Türkiye çok iddialı bir adım attı. Ve Türk dünyasının sorumluluğunu alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararıyla bu timi kurdu. Bu tim henüz ilk görevinde. Ve takdirinizdir ki Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin, Çin'in herkesin gözü ve kulağı 9 Oğuz'dan gelecek haberde. Şimdi eğer biz onları
çok affedersiniz, alay konusu olabilecek bir şekilde bombardımanla yarı canlı halde oradan çıkarırsak, hele hele kendi unsurlarımızı iyi planlamamış bir bombardımana maruz bırakırsak, özetle başarısız olursak böyle bir birliği kurmamız kaç senemizi alır tekrar komutanım? Türk dünyası acil müdahale timi daha doğmadan ölmüş olmaz mı? İyi de Tomris, timimizin ne kadar tehlikeli bir durumda olduğunu söyleyen sensin. Onlar bizim en iyi askerlerimiz komutanım. Verebileceğimiz en iyi eğitimi verdiğimiz en seçme timimiz. Karanlık Yüzbaşı ve Oğuz timi oradan çıkacaktır komutanım. Tüm Türk dünyasının umudu bu. Bu umudu söndürmeyelim. Demek tüm Türk dünyasının umudu bu. Tüm Türk dünyası. Doğrudur albay, doğrudur. Biz Oğuz Timi'ni o dağlara sadece çatışma yapsın diye göndermedik. Biz Oğuz Timi'ni o dağlara Türk dünyasının yüzyıllardır süren uykusundan uyandırması için gönderdik. Doğrudur. Albayım, elinizden geleni yapınız. Başarılar. Emredersiniz komutanım. Aç oğlum, aç. Asker, bağlantı kurulana kadar denemeye devam edin. Haydi haydi, zamanımız kalmadı. Oğuz Timi'ni bana bulun, haydi. Haydi. Komutanım! Komutanım! Komutan çık! Çekil! Umay komutanım. Sakin. Komutanım. Umay dur, sakin. Sakin anlat. Geliyorlar, yakındalar. Çok kalabalıklar, çok ağır silahları var. Dürbün, hemen dürbün. Allah kahretsin. Komutanım. 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 Araçta bomba var. Tek tip C4 EYP. Çok büyük komutanım. Zaman ayarlı. Dümdüz oluruz burada. Ne kadar kaldı? 4,5 dakika. 4 dakika. Başlamışım. Komutanım. Bütün sivilleri saklayabildiğiniz kadar arkaya saklamanızı istiyorum. Hepsini hemen. Hadi. Emredersiniz komutanım. Teğmenim. Emredin. Tüm tim hazır olsun. Tahribat bölgesinden uzak ama adamları karşılayacak şekilde. Hadi. Emredersiniz komutanım. Burhan, Okan. Umay şu kadını kelepçeleyin bana. Kadın nerede? Sakın yüzbaşı. Adam ölür. Yürü. Umay. Emredin komutanım. Açığını bulduğun anda indir şunu. Emredersiniz komutanım. Öyle bir şey yaparsan bombaya karşı hiç şansın kalmaz yüzbaşı. Bu kadar insan boşu boşuna ölecek. Bırak beni gideyim. O bombayı buraya sen getirdin. Bırak şu adamı. Vakit daralıyor yüzbaşı. Beni almana izin veremem. Bırak beni. Sana bırak şu adamı dedim. Umay. Hedef açık komutanım. İndiriyorum. Bekle, bekle. Bekle, Umay. Bu sadece uyarıydı yüzbaşı. Bırakın beni. Bu da benden sana hediye yüzbaşı. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Söylediklerimi yapmazsan ikinci kafana gelecek. Hadi. Sür. Çabuk. Bas gaz, hadi bas. Hadi. Hadi. Yaklaşıyor. Devam, devam. Çık oradan, gel. Devam edin. Annem, gözünü seveyim. Bunların sırası değil şimdi. Hadi, hadi. Gel kuzum, gel. Hadi, hadi. Yaşa, yaşa. Çadırlara bak. Tamam. Hadi. Hadi, kalk.
Oğuz değil mi? Herkes yerini aldı mı? Kim var Yaşar da birazdan bize katılacak komutanım. Hazırız. Ne pahasına olursunuz. Bizi aşıp sivillere ulaşamayacaklar. Kimse boşa atmasın. Emredersiniz komutanım. Ne oluyor ya? Nasıl iş bu? Oğuz, herkes iyi mi? İyiyiz. Oğuz 8, iyiyim komutanım. İyiyim komutanım. İyiyiz komutanım. Yiğit. Emredin komutanım. Boran'la Yaşar'ı al. Dikkatlice inceleyin bakalım orayı. Neler olduğunu öğrenelim mi? Emredersiniz komutanım. Okan, Boran benimle gelin. Komutanım, o babaşı size anlatmak istedi ama ben buraya gelmesine izin vermedim. Bu terörist kadının kaçırdığı adamın adı Mesut'muş. Bu herif de dün ele geçirdiğimiz terörist grubun ispiyoncusuymuş aslında. Evet. Yani heriften herkes yaka silkiyormuş ama kimse bir şey yapamıyormuş. Arkası çok sağlam. Bu da benden sana hediye yüzbaşı. Şansa bak, kadının obadan aldığı adam kim çıktı? Şans mı diyorsun Ercan? Ben şans olduğunu hiç sanmıyorum. Bu kadın bir şeyin peşinde. Ama ben bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. Oma'ya söyle, dikkatli olsun. Yiğit'e ateş desteği gerekebilir. Emredersiniz komutanım. Timur. Emredin komutanım. Sivilleri yerlerine alabiliriz ufak. Emredersin komutanım. Bak, böyle olacağını bilmezdim. Hiçbirimiz bilmezdik. Öyle mi? Saldırıyı, o aptal bombayı planlayan sendin gerizekalı. 3-5 koyun çobanını, onlara turistik ziyarete gelmiş bir manga askere rezil ettin beni. Aklı kızın suçuydu. O bombayı patlatmalıydık. Böyle plan yapmıştık. Biliyor musun ne yapacağım? Lee bak. Kes! Bak ne yapacağım.
Karşıya bir tane mezar yaptıracağım ama gerçekten güzel bir mezar olacak. Üstüne de böyle çiçekler falan diktireceğim. Belki de küçük bir kuş havuzu falan. Bir hayır bak. Biliyor musun? Ama kızı bulduktan sonra ne yapacağım biliyor musun? İkinizi de o mezara ıssızsa gömeceğiz. Asmanı köpek! Bölgede ne kadar adamlarımız varsa hepsini buraya istiyorum. Araçları ve silahlarıyla beraber. O kızı bulun getirin bana. Ölmüşse cesedini. O bombayı götüren adamı bulun. Sallanmayın. Kaldırın. Hadi. Çabuk. Oradaki askerleri öğren. Başlarında kim var? Onlarla bir iletişim kurmanın yolunu mutlaka bulun. Onlarla ne yapıp edip bir iletişim kurun. Hemen, çabuk. Gir. Oğuz Timi ile yeniden iletişim sağladık komutanım. Çok şükür. Evet, durumumuz nedir? Ciddi bir patlayıcı riski atlatmışlar komutanım. Teröristlerin iç çatışması bizimkiler için avantaj sağlamış sanırım. Grup geri çekildiği anda iletişim sağlayabildik. Tekrar herhangi bir yaralımız veya sivil kaybımız yok komutanım. Bu iyi haber albayım. Bu iyi haber. Peki şimdi artık bölgedeki siviller güvende diyebilir miyiz? Karanlık Yüzbaşı'ya aynı şeyi sordum komutanım. Bölgede inceleme yapıp bize bilgi verecekler. Güzel. Sivilleri oradan alır almaz onları da oradan çıkaralım. Emredersiniz komutanım. Bir an önce. Çıkabilirsiniz. Görkem, oğlum. Anne ne haber? Ya seni 3 kez aradım ama açmadın. Çok üzgünüm, çok üzgünüm hayatım. İşler o kadar yoğun ki açamadım. Nasılsın bakalım, iyi misin? İyiyim anne, sen? İyiyim. İyiyim, sesini duydum, yüzünü gördüm. Daha iyi oldum tabii. Yakışıklı oğlum benim. Ne yapıyorsun bakayım? Anne, babam birazdan gelecek. Her an kapatmak zorunda kalabilirim. Bilgin olsun. Yaman, tamam tamam. Anlat hemen öyleyse. Nasıl gidiyor hayat? Yolunda mı her şey? İyi misin sen gerçekten? Aa, anne ne oldu biliyor musun? Eskilimde ülkücü kaldım. Edüsör teacher'im dedi ki böyle devam edersem scholarship alabilirmişim. Aferin oğluma be. Aferin oğluma. Kimin oğlu? Mam. Mam ne Görkem? Allah aşkına mam ne ya? Bana anne diyeceksin bana oğlum. Anne. Anne. Seni çok özledim. Ben de seni kuzum. Çok özledim seni yavrum. Hep ara beni tamam mı? Habersiz bırakma beni. Yüzünü göreyim arada yani. Anne, bu babam oğlu. Kapatmalıyım. Görkem, Görkem oğlum. Seni çok seviyorum. Tamam anne, ben de seni çok seviyorum. Bye. Güle güle oğlum. Güle güle. Komutanım, iyi misiniz? Söyle. Operasyon merkezden sizi çağırıyorlar komutanım. Tamam. Gidelim o zaman. Şunu da alayım yolda içerim. Yaşlılığım.
Komutanım. Komutanım. Durum nasıl Teğmen'im? Maalesef komutanım. Patlama zannettiğimizden çok daha büyük hasar vermiş. Araçların hepsi kullanılmaz halde. Yakından çok daha iyi görünüyor. Mühimmat durumu? Silah, mermi? İşe yarar pek bir şey bulamadık. Bir iki makineli var. Ancak onlar da araca monte olduğundan taşınmaları neredeyse imkansız. Mühimmat durumu sıkıntı. Bakalım ne yapacağız? Karargah destek yollamaz mı komutanım? Bir yolu yok mu? Zor Boran. Her şekilde zaman alacaktır. Bir saldırı daha olursa nasıl karşılarız bilmiyorum. Görevimiz onları güvende tutmak. Ve ne pahasına olursa olsun bunu yapacağız. Emredersiniz komutanım. Hadi dinlenin biraz. Emredersiniz komutanım. Yiğit. Emredin komutanım. Bombayı getiren kadın. Bir haber var mı? Bir iz, bir işaret. Maalesef komutanım. İyi istirahatler. Sağ ol. Sen neye gülüyorsun lan? Ben mi komutanım? Yok komutanım, gülmek olarak değil de... Komutanım, biz bugün çok toz yuttuk. Ben de diye ağzımla şey ederken... tam o sırada dönünce... tabii ben gülüyorum gibi üstüne... o şekil oldu yani komutanım. Sen dinlen biraz. Dinlen. Sonra da nöbeti devral. Emredersiniz komutanım. Okan. Hadi istirahatler. Sağ olun komutanım. Bombayı getiren kız. Bir haber var mı? Ah!
biri beni istiyor değil mi? Ölüyor da diri. Diri gideceğim oraya. Yok canım, sağ ol. Afiyet olsun. Sizin eviniz çok mu uzakta? Oho. Çok uzakta. Buyurun komutan. Sağ ol Okan. Komutan. Sen kızsın. Evet. Sen de kızsın. Niye askersin? Çünkü kızlar da asker olabilir. Hem de çok sağlam asker olur. Bak mesela bu abla... Umay. Evet. Umay. Umay Assubay'ım. O kadar iyi bir askerdir ki... ...bir kuşu 1000 metreden gözünden vurabilir. Kuşu vurma. Yok. Yok canım, biz kuş... Kuş vurmuyoruz. O bir deyim. O bir deyim. Öyle. Değil mi komutan? Deyim. Deyim o. Bir deyim. Senin adın ne? Turkar. Turkar. Anlamı ne? Çok güzel bir isim. Kuş. Aa, çok iyi değil mi? Lan Turkar, sen ne şeker adamsın ya. Gel bakayım buraya. Kalk ayağa. Kalk bakayım madem kuşsun. Birazcık uçalım şöyle. Hadi bakalım. Aç kollarını, aç kollarını, aç kollarını, aç. Oo! Yavruya bak yüzbaşım. Dün siz yetişmeseydiniz... ...söylemeye dilim varmıyor ama... ...bu altın gibi yavrucak... ...kim bilir hangi namussuza meze olacaktı. Her şey onlar için. Kavgamızda, kanımızda... ...dişimizde, tırnağımızda... ...her şey onlar için. Bize ayrılma emri gelmek üzere. İdare edebilecek misin? Sonsuza kadar bizi bekleyemezsin ya yüzbaşı. Emir emirdir. Biz size minnet borçluyuz. Ama buraları gördüm. Gel nereden esecek? Az çok kestiririz de. Bela nereden gelecek? İşte onu bilemezsin buralarda. Neyse. Bu akşam yemek var yüzbaşım. Sizin şerefinize. Hiç gerek yoktu ya. Çok sağ olun. Yo, 99 yaşındaki Bakşi Ata bile doğruldu postundan. Herkes hazırlık yapıyor. Sağ olun. Siz sağ olun. Bro ne oğlum ya? Az biraz adam ol Okan. Ne oldu? Ya yok bir şey. Ne olmuş? Allah Allah. Sana bak. Ağladın mı sen? Yok. Ben ne ağlayacağım ya? Ne ne lan? Papuç o papuç. Değil. Ne oldu? Annemden mesaj geldi kardeş. Annen? He, annemin yanında bir Süheyla hemşire vardır. O şetmiş sağ olsun. Abi işte mesaj gelince annemden ben... ...ben bir doldum Okan. Fırat'ın suyu gibi doldun. Sonra ben taştım Okan. Taştım. Ya
Sanki böyle boğazımın içine bir tane çaput tıkamışlar. Yutkunuyorum, yutkunuyorum. Yetmiyor kardeş ya. Yaşar tamam, zırlama ya. Sakin ol, biraz da sessiz ol. Dönüp bakacaklar şimdi. Görevdeyiz, kendine gel. Sakince anlat şimdi. Bak kardeş. Gördün mü? Allah'tan ümit kesilmesen mi kardeş? Bak, ben buna baktım. Dedim, bugün böyle el sallayan... ...yarın bakarsın, konuşur. Ha kardeş? Konuşur tabii oğlum. Konuşacak zaten ama sen bir müşteri ol ya, bir sakin ol. Bir güçlü olmamız lazım oğlum bizim. Görevdeyiz görev, ilk görev bu. En önemli görev, kendine gel. Hadi git, ben devralıyorum görevi, hadi yürü. Ya ne yapayım be kardeş? Böyle annem aklıma gelince... ...uygulanıyorum ya. Böyle eski şeyler aklıma geliyor. Eski evimiz. Sonra Messi geliyor aklıma. Düşümde gördüm geçen. Messi uçağa bindiğimiz gün var ya. Böyle hangarın kapısında durmuş. Böyle bana bakıyor. Böyle dili bir karış dışarıda. Hani böyle nefes alıyordu ya. Sonra bir baktım. Böyle ayağından sırtına kadar böyle iki tane kanat çıkmış. Messi'nin sırtına. Messi'nin. Dedim oğlum. Ne iş Messi, kanat manat. O da bana dedi ki ne. Ben öldüm ya. İşte ondan dedi. Ya demek ki köpekler ölünce öyle oluyormuş. Vay be. Vay ki ne vay kardeş. Vay ki ne vay. Ya Okan. Böyle içimden şirkat geliyor ya. Böyle bağıra bağıra ağlayasım geliyor. Yaşar tamam. Tamam lan. Oğlum bak sen bir toparlan bakayım, kendine gel. Bak sen kendi dengeni de bozuyorsun, benim dengemi de bozuyorsun. Ne yapıyorsun lan? Bizim güçlü olmamız lazım. Bak biz görevdeyiz oğlum. Bu ilk görev, en önemli görev. Tamam mı? Kendine gel. Hadi. Kendine gel. Tamam kardeş. Doğru diyor. Tamam. Gelmiş burada ağlıyor. Kaç yaşında adamsın ya? Ne yapıyorsun ya? Oha. Sen çok iyi bir arkadaşsın ya. Eyvallah. Yine de ben senin dengene... Geçin. Üçünüz Cabir'in birliğine. Sizler de binanın arkasına. Bekleme öyle alık alık. Geç. Geç. Tara. Tara. Neden bıraktın beni? Bir de soruyor musun? Alacak. Ben mi? Senin için yaptığım onca şeyden sonra. O bombaya onları kim uyandırdı? Ha? Benim bombamı benim tepemde kim patlattı? Askerlerin elinden zor kurtuldum diye. Bombayı kendileri buldu. Sen ne saçmalıyorsun? Ben aptal mıyım bu kadar? Canımı zor kurtardım diyorum sana. Ben hain değilim. Cabir hatasını canıyla ödedi. Sana neden inanmam gerekiyor?
Çünkü ben hata yapmadım. O bombayla bütün adamlarım yok oldu. Aptal 2-3 göçebe çadırını bile alamadım. Karşıma geçmiş, ben hata yapmadım diyorsun. İyi dinle. Sorumu bir daha tekrarlamayacağım. Neden seni öldürmemem gerektiğini söyle. Orada az sayıda asker var. Ama hepsi çok iyi adamlar. Anlıyor musun beni? Onlarla baş etmek için profesyonellere ihtiyacım var. O hatırsızlarına değil. Götürün şunu. Gözünüzü üzerinden ayırmayın. Hata yapan canıyla öder. Çabuk. Yarına kadar bu iş bitecek. Sallanmayın. Hadi işinizin başına. Çabuk. Oğuz 2, Oğuz 5. Sakin komutanım. Anlaşıldı. Oğuz 7. Buralar sakin komutanım. Anlaşıldı. Oğuz 8. Oğuz 8, sakin komutanım. Anlaşıldı Oğuz 8. Gözünü dört aç. Oğuz 7, dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Her şey yolunda. Hiçbir hareket yok. Herkes gece görüştü mü? Evet okumda. Hadi otur biraz dinle. Emredersin. Sağ ol. Yüzbaşı. Keşke o yiğitler de burada olsaydı. Onlar da acıktı. Yoruldu. Sağ ol ata. Ama biz nöbeti bırakamayız. Biz gideriz, onlar gelir. Olur mu? Yüzbaşı, yüzbaşı. Ne güzel değil mi oğul? Ta metandan bu yana yüzbaşıdır. Kaşgar'da da, Türkmen'de de, Kırım'da da, Kırgız'da da. Gözümüzün çiçeği Türkiye'de de. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı. Ta Cengiz Han'dan, Oğuz Kağan'dan beri. Birisi bana gelip deseydi ki, ey aksakallı koca bakşı, ben bir düş gördüm. Düşümde bir manga Türk askeri ta Türkiye'den kalkıp bizim dağımıza, obamıza gelmiştir. Başlarında kolu yıldızlı, bürküt bakışlı bir yiğitle. Yanı sıra aslan pençesi, çelik bilekli adamlarla. Atamın ıslık çalan oklarını attığı gibi tüfek atan
Yiğit hanım kızla. Ben ona derdim ki, kalk uyan, senin belin açıkta kalmış. Hiç öyle nesne olur mu derdim. Ama şimdi o düş gerçek olmuştu. Oğuz'dan bir bölük yiğit, biz bozguna uğramayalım. İlimiz obamız dağılmasın diye buraya gelmiştir. Gelmiştir de Karadeniz'e katı kafir kurtlar gibi içine dalmıştır. Tavuk yüreklilere kartal, sırtlan yüreklilere aslan kesilmişti. Göklü Tanrı, Kadir Mevlam bizi bugünlere ulaştırdın ya. Bundan sonra deli bakışı isterse hiç gün görmesin. Tanrı bakışının kalan günlerini 3 gün ise de, 3 an ise de alsın sizlere versin. Başınız öne hiç düşmesin. Allı göklü sancağınız düşmesin. Ey Türk'ün yiğitleri! Hak Teâlâ sizi Türk ulusuna bağışlasın. Obabaşı yiğitlere üzerklik tütüt. Onlara kara doğram et pişir. Onlara ağız sütü içir. Onlara gökçe soğan ile ak yoğurt yedir. Onlara has ekmek ile helal tuz ver. Onların çayına karanfil koy. Onları hoş tut obabaşı. Başımız. Konanlar, göçenler, sözüm sizedir. Kişinin asaleti göçer oluşundadır. Göçer soyludur. Neden? Çünkü o Tanrı'dan başkasına baş eğmez. Dağda da, düzde de, kırda da, gecede de, gündüzde de özgürdür. Ama kişioğlu gibi ölümün de şereflisi de var, şerefsizi de vardır. Ey benim Türkmenlerim, işitin. Oğuz'un kılıç gölgesi bu dağlara düştüğünden beri beni iyi dinleyin. Şerefsiz ölüm yoktu. Ölsek de şerefle, kalsak da şerefle. Hak Muhammed yanınızda olsun. Boz atlı Hızır yoldaşınız olsun. Tuttuğunuz en küçük taş koca Zülfikar olsun. Türk'ün yiğitleri, sizin kanınız kara yere haram olsun. Obabaşı, beni götürün. Başımız.
Yiğit. Emredin komutanım. Hadi biz de nöbetimizi ayarlayalım. Emredersiniz. Kullanmaz. Benim uykum geldi. Sen zaten artık uyu. Bu ne bitmez enerji Türkar? Çocuk dediğin bu saatte uyur. Ben uyuyunca gitmeyeceksiniz değil mi? Hayır tabii ki gitmeyeceğiz. Sana haber vermeden gider miyiz? Söz. Artık sen de bizdensin. Bak, bu da senin. Çok güzelmiş. Teşekkür et ağaya. Teşekkürler. Ben bunu ne yapayım? Bayrağımız hep yüksekte dalgalanmalı. En yüksekte. Anladın mı? Onu hiç yere düşürmeyeceksin. Hep en yüksekte tutacaksın. Sağ olun, var olun. Kolay gele size. Hadi uyuyun artık. Sabah görüşürüz. Ya o kadar iyi piştikten sonra bu nöbet işleri falan nasıl olacak komutanım? Kaytarma Yaşar. Yaşar işte. Yok komutanım, ben kendim için değil, ben sizin için şey ettim. Hı. Tabii tabii. Yoksa nöbet bizim işimiz. Yaşar. Emret komutanım. Bir çay bul da kırışalım. Ayıp ettin komutanım. O iş bende. Komutanım, bu yaşlı adam bana böyle zaman tünelinde gibi hissettirdi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, tüylerim ürperdi ha. Beni ürperten bizden beklentileri Yiğit. O beklentiler çok yüksek. İnşallah çuvallamayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız komutan. Komutanım. Siz iyi misiniz? Bana bu aralar bu soruyu çok sormadı eminim. Emredersiniz komutan. Ben Ercan'ın nöbetini alıyorum. Sen de Timur'unkini al. Hadi. Emredersiniz. Nöbet her zaman zordur. O gece de zordu. Ama yaşamım boyunca o geceyi unutmayacağım. Başımızın üstünde sayısız yıldız. Ayaklarımızın altında bizi bağrına basan toprak vardı. Önümüzde bilinmedik düşmanlar. Ama arkamızda, belki de yaşamlarında ilk kez rahatça uyuyan soydaşlarımız vardı. Kendi askerleri onlar için nöbet tuttu. Onlar da huzurla uyudu. Çocuklar, analar, babalar, hatta koyunlar ve köpekler bile. Azerbaycan Kara Havacılık İletişim'de komutanım. Hemen geliyorum Asbay. Emredersiniz komutanım.
komutanım. Tohumlu Salbay komutanım. Yüzbaşı Karanlık. Emredin komutanım. Yüzbaşım nasılsın? Arkadaşlar nasıl? Sağ olun komutanım. Henüz olaysız. Güzel. Güzel. Karanlık. Azerbaycan Kara Havacılığı'na ait iki nakliye helikopteri sizi akşam alacak. Azerbaycan'dan da doğru karargaha uçuşunuz ayarlandı. Anlaşıldı mı? Komutanım, buradaki soydaşlarımızın güvenliğinden henüz emin değilim. Ne demek oluyor bu? Dün saldırı yapmaya kalkan grup. Hala bir tehdit olabilir komutanım. Bir kısmı geri çekildi ama kalan güçleri nerede, kaç kişiler, henüz bu bilgileri saptayamadık komutanım. Yüzbaşı, sizin göreviniz Ziya Samir ve çetesini etkisiz hale getirmekti ve siz bunu başardınız. Komutanım, şimdi öteki grubun saldırısına daha açık olacaklar ve... Yüzbaşım! Siz oraya süresiz koruma amaçlı gönderilmediniz. Müdahale yapıldı, tehlike bertaraf edildi ve siz karargaha dönüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Helikopterler geldiğinde de raporlarınızı bekliyorum. Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Dönüş emri mi komutanım? Akşamüstü hareket. Hazırlıklı olun. Emredersiniz komutanım. Siz fazlasını bile yaptınız yüzbaşım. Yaşadığımız sürece sizi hiç unutmayacağız. Yüreğinizi ferah tutun. Biz bir çaresine bakarız. Obabaşım, keşke ben... Biliyorum yüzbaşım, biliyorum. Çay hazırladık. Buyurun hadi. Buyurun yüzbaşım. Ne yaptın umurumda değil. Karnım aç. Öyle mi? Lee, benim Tara. İnanamıyorum sana. Senin için yaptığım onca şeyden sonra, o kadar fedakarlıktan sonra niye yapıyorsun bana bunu? Bugün düğüm çözülüyor Tara. Eğer bir hainsen gittiğin yerde yemeğe ihtiyacın olmayacak. Ama değilsen istediğin kadar yemek yiyebilirsin. Yapmam gereken çok önemli bir işim var. Lee dinle, bak, bak. Peşindesin pislik. Nerede kaldı bunlar Reşit? Geliyorlar.
askerin yüzlerini. Askeri sizi koruyor mu? Korumuyor mu? Onlar gelince sevindin mi? Biz çobanız. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Dağdayız biz. Sevin. Çünkü bundan sonra cennetin bahçelerinde koyun güdeceksin. Sevin. Hazır mı her şey? Hazır, tamamdır. Güzel. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Azerbaycan Karahavacılık. Yüzbaşı Emin. Yüzbaşı Batur Karanlık. Necesiniz yüzbaşım? Sağ ol Karanlık yüzbaşım. Şu an için olumsuz bir durum yoktur. Kararlaştırdığımız saatte belirlediğimiz noktada tahliyenizi gerçekleştireceğiz. Anlaşıldı yüzbaşım. Hazırlıklı olacağız. İyi uçuşlar. Sağ ol yüzbaşım. Ercan. Emredin komutanım. Geliyorlar, hazırlanalım. Emredersiniz. Timur. Emredin komutanım. Umay'la nöbet değişti. Çok yorduk onu. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım, eğer olursa Bakşı Ata sizi çağırır. Elbette, elbette. Ne demek? Buyurun. Biz buraya kısa süreliğine belli bir görev için geldik. O yüzden... Gamlanma o. Burada siz gidiyorsunuz diye size gönül koyacak hiç kimse yoktur. Dinle beni. Siz buraya geleli 2 gece 3 gün oldu. Derler ki dünya 6 günde kurulmuştur. Siz de 2 gece 3 günde burada dünyalara değer iş yaptınız. Estağfurullah. Biz sadece... Göreviniz değerlidir. Ona hiç kuşku yok. Ama asıl değerli olan nedir? Sizi burada gören her Türkmen çocuğu kendini kimsesizlerden saymayacak. Ömrü boyunca bir daha sizi hiç unutmayacak. Başı ne zaman dara düşse... Kolu ay yıldızlı yiğitler arkalarında dağlar gibi duracak. Bu dünyalardan değerlidir yüzbaşı. Her büyüyen çocuk sizin gibi olmak isteyecek. Şu yaşlı adamdan sana bir öğüt. Düşmanın ardı arkası kesilmez. Birini toprağa soksan ardından diğeri gelir. Nedendir bilir misin oğul? Çünkü ayağa kalktığında yeryüzünde zalim kalmaz. Ona sebep yeryüzünde nice namussuz var. Sen ayağa kalkmayasın diye uğraşır.
Ama bil ki onlar denizdeki kum tanesi kadar çok olacak. Sense her zaman az. Ama bil ki yönün Tanrı'ya döndükçe sen onlardan üstünsün. Ölsem bile savaşını kaybetmeyeceksin. Yenilmeyeceksin. Bunu böylece belli. Hadi şimdi git Uğur. Yolun açık olsun. Kardeşlerinin her birini alnından öp. Yolun açık olsun yüzbaşı oğlum. Uğurlar ola. Oğur, senin şuranda bir yaran var. Onu çok düşünme. O yaranın tutsağı olma. Yaralar dağlanmak içindir yüzbaşı. Al eline kızgın demiri, o yarayı dağla. Kendi yolunda yürü. Tanrı yolunu açık etsin. Arkadaşlarına verirsin. Koş, koş. Okan, Karanlı komutanım ne yapıyordu lan orada? Ne bileyim oğlum, konuşuyorlardır herhalde. Vedalaşıyordur dedeyle. Sen dün gece dedeyi dinledin değil mi? He. Oğlum içim ürperdi benim ya. Gandalf gibi adam valla. Ya Okan kardeşim. Ya sen ne kadar gevşek ve yaramaz bir adamsın ya. Ya lan ben ne yaptım şimdi? Oğlum. Hiç yakışıyor mu lan o kadar mübarek bir şahsiyete? Öyle handalf mandalf. Senin suratın manda derisinden mi yapıldı kardeşim? Oğlum ne ataya saygın var, ne dedeye saygın var. Öyle mi? He. Kim lan Gandalf? Gandalf. Vallahi bilmiyorum kardeşim ama sen söylediğine göre kesin yaramaz bir adamdır yani. Boş ver ya. Kabahat bende zaten, ben takıldım sana. Okan, oğlum nereye gidiyorsun lan? Bunlar ne olacak? Taşırsın. Komutanım, güney-güneybatı mevzi. Bir sivil yaklaşıyor. Silahsız görünüyor komutanım. Anlaşıldı Timur. Dikkatli ol Timur. Gözünü dört aç, elin tetikte olsun. Anlaşıldı komutanım. Gül! Kaldır ellerini! Kaldır ellerini! Ben bu obadanım asker. Çobanım ben. Ben buradanım. Bizim çobanlardan bu. İki sürümüz var yüzbaşım. 7-8 çobanımız onların başında olur. Hepsini aldılar. Kardeşlerimin hepsini götürdüler. Onları öldürdüler mi? Ne yaptılar bilmiyorum. Tamam, tamam. Sakince anlat. Kim aldı onları? Başlarına torbalar geçirdiler. Vuruyorlardı. Ben deri yatağına, kuzu peşine gindim. Beni görmediler. Onları belki öldürdüler. Hepsini aldılar. Tamam. Hepsini. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Kim aldı onları? Onlar. Terörcüler. Önceden gelenler. Kahretsin.
Dinliyorum. Askerlerin başı sensin. Anlaşılmadı, dinliyorum, tamam. Askerlerin başı sensin. Kim konuşuyor? Ota sen misin? Yürü, yürü, yürü. Katiller, namussuzlar, dağdaki çobandan ne istediniz? Çık, çık. Çekil. Komutanım, telsize girdiler. Bize saldıran grup olabilir. Benim zamanım bu kadar ucuz değil asker, dinle beni. Komutan sen misin? Komutan benim. Anlat. Rütben ne senin? Bana bak, benim sabrımı taşırma. Ne söyleyeceksen çabuk söyle, benim de zamanım ucuz değil, hadi. Öyle olsun bakalım. Rütben yüzbaşı diyorum ben. Yüzbaşısın değil mi? Sana bir armağan gönderdim. Ölüm meleği gibi düşün. Ona dedim ki... Türk askeri yükseklerde durmaya bayılır. Atatürk Kocatepe'de. Hepiniz ona benzemek istersiniz değil mi? Sen Atatürk'ün adını ağzına alacak adam mısın lan? Ne saçmalıyorsan çabuk saçmala hemen. Ona dedim ki en yüksekte kimi görürsen onu vur. Umarım en yüksekte duran sensindir yüzbaşı. Keskin nişancı. Umay, herkes vaziyet alsın çabuk. Emredersin. Çabuk, çabuk. Beni duydun mu yüzbaşı? Eğer yüksekte sensen boşa kal yüzbaşı. Açık. Hayır. O üstü mü? Çatışmaya hazır olun. Çocuk! Bayrağımız hep yüksekte dalgalanmalı. En yüksekte. Anladın mı? Onu hiç yere düşürmeyeceksin. Hep en yüksekte tutacaksın. Çocuk! Çocuk! İn oradan! Sana diyorum he! İn oradan, in! Sen kalk yavrum, ben ölürüm. Vurmuşum ben sol yanımı. Allah'ım. Beni küleden Allah'ından bulsun. Beni küleden.
Can yarısı diye o benim kardeşim. Kardeşa derler. O benim kardeşim. Anasının kuzusu. Yere koydum ben onu. Yere koydum ben onu. Can yarısı diye kardeşa derler. Komutanım. Anasının kuzusu. Yere koydum ben onu. Komutanım, görüntü aldık komutanım. Umay. Yere koydum. Umay. Komutanım, görüntü aldık komutanım. Komutanım! Umay görüntü aldı. Umay buldu onu. Umay. Nerede? Çekilmeye çalışıyor komutanım. Kuzey, kuzey batı yönü. Gördüm. İndiriyorum komutanım. Hayır! O benim. Tut şunu. Anlaşılmadı komutanım. Tut şunu asker! Bana emri ikilettirme! Bir ok, yaydan nasıl çıkarsa öyle fırladı karanlık yüzbaşı. Bilmiyorum ama gözlerindeki o nefreti kayalar görse kayalar erirdi. Ömrümde ilk kez karanlık yüzbaşının gözünü ayırmadan üzerine doğru koştuğu o teröriste acır gibi oldum. Hiç kolay bir ölüm olmayacak dedim kendi kendime. Hem de hiç. Okan, komutan nereye gidiyor? Ne yapıyor Okan? Cevap ver. Bilmiyorum komutanım. Tüfeğini bana bıraktı. Koşmaya başladı. Umay! Umay, duyuyor musun beni? Umay! Umay, indir! Komutanım, karanlık yüzbaşı bekleme emri verdi komutanım. Allah kahretsin. Boran, Timur, hemen uçun. Komutanı korumaya alın. Hemen, hemen, hemen! Umay! Umay, kaç kişiler? 3 kişi komutanım. İkisi geri çekildi. 3.'sü o hatta ilerlemeye çalışıyor. Tepedeki ikiyi indir. Diğeri komutanın. Anlaşıldı komutanım. Hadi. Çıkar şu lanet kafanı. İşte böyle. Okan, komutan nerede? Çakalın peşine gitti. Umay, silahı çalır. Allah'ına kurban senin be. Allah'ına kurban senin. O benim kardeşim de. O benim kardeşim de.
Kardeşimdi! Kardeşimdi! Komutanım! Komutanım! Kardeşimdi! Komutanım! Buyur şerefsiz. Alan temiz komutanım. Şehidimiz için selam. Dur. Dikkat. Gözyaş, bir köz ikan,
Ben Hasan Kırımlı. Tamamen aklım başımda ve hiçbir tesir altında kalmadan mevcut tüm mal varlığımı, nakit ve taşınmazlarım ile ilişikte tabu kaydı beyan edilen gayrimenkulümün kira ve satış dahil tüm gelirlerini Türk Çocukları Eğitim ve Öğretim Kurumu'na bıraktığımı noter huzurunda ifade ve tasdik eylerim. Ne diyorsun Hasan amcam? Var mı eksiğimiz? Sağ olasın İkrar Bey oğlum. Zaten aklındaydı ama böyle istani oldu. Allah kecinden versin Hasan amcam. Bizim işin de sevimsiz yanı bu işte. Vasiyetnameler falan. Allah sana sağlık saat versin. Amin. Sağ olasın oğlum. Sağ olasın. İşte bizim de elimizde avucumuzda olan bu. Yarım asra falan çalışmadan sonra elimizde kalan bu. Ama çocuklarımıza helali hoş olsun. Keşke daha fazla verebilsek. Senin torun nasıl Batur Yüzbaşı? İyi oğlum. İyi işte. Ne olsun. Bana müsaade ol. Tabii. Müsaade sizin. Komutanım, terörist grubun üstünden çıkanlar. Burak. Buyurun komutanım. Şunu bir kurcala bakalım, ne çıkacak içinden. Emredersiniz komutanım. Şehidimizi Bakşı Ata'nın çadırına aldık. Bakşı Ata'nın çadırına mı? Oraya mı koydunuz? Kendisi istedi yüzbaşım. İkindi öğlende defnedeceğiz. Biz çok üzgünüz. Biliyorum yüzbaşım. Ama biz alıştık artık. Biz çocuklarımızı herkese kurban vermeye alıştık. Her defasında ciğerimiz parça parça kopuyor. Ama elimizden gelen bir şey yok yüzbaşım. Yok. Buna alışmayacağız. Duyuyor musun beni ha? Çocuklarımızın gök ekinler gibi biçilmesine alışmayacağız. Biz kazanacağız. Sonunda biz kazanacağız. İnşallah yüzbaşım. Komutanım. Ne oldu? Yine o yılan herif. Kim? Boran tableti karıştırırken direkt bağlantı kurdu. Boran! Tahminim doğru çıktı. Bak yüzbaşıymışsın. Benim de tahminim doğru çıktı. Sen de su katılmamış. En yüksekte kim vardı yüzbaşı?
Üç adamını merak etmiyor musun peki? Çakallar onların leşlerini yemek için geceyi bekliyorlar. Sen alsan onları. Hem biraz yüz yüze de konuşuruz seninle ha? O üç adamın benim için hiçbir değeri yok yüzbaşı. Ama... Bunların senin için bir değeri var mı yüzbaşı? Benim zamanım kıymetli yüzbaşı. Dinle. Bu çobanları, bu köylüleri istiyor musun? Anlat. Sana önerim şu. Son derece basit bir öneri. Adamlarını da al buraya gel. Kuzu kuzu boynunuzu ipe uzatın. Ben de bu çobanları çadırlarına tekrar göndereyim. Ha? Ne dersin? Düşün yüzbaşı. Eğer bunu yapmazsan, buraya gelirim adamlarını da, seni de, o kutsal saydığımız çadırları da yerle bir ederim. Hepsini yakarım, yıkarım. Kadınlar, çocuklar, atlar, koyunlar, köpekler, kediler, tavuklar, ne varsa hepsini yakarım yüzbaşı. Hepsini yakarım. Bu arada ben her akşam yemeğimi 8:30'da yerim. Yanında da iki kadeh. Bu da yaklaşık 1,5 saat sürer. Yemeğim bitene, kadehim boşalana kadar size sürer. Yüzbaşı! Yoksa cehennemde olursun. Binbaşı. Komutanım, emirleriniz. Komutanım. Ercan. Sivilleri uzaklaştır. Emredersiniz. Geç. Komutanım bir karar vermelisiniz. Ne yapacağız? Komutanım. Oğuz Timi. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Mevzileri bırak. Herkes karşımda toplansın. Oğuz Timi! Mevzileri bırak. Herkes karşımda toplansın. 9 Oğuz toplan. Yiğit. Oğuz! Rahat! Hazır! Tüfek! Yüksek tutuş! Oğuz Timi, helikopterlere bakmayın. Bana ne yapacağımı soruyorsunuz. Ben Yüzbaşı Batur Karanlık. Ben o helikoptere binmeyeceğim. Allah'ına kurban sen. Ben o helikoptere binmeyeceğim. Oba halkıyla konuştum. O 7 çoban hayatlarında hiç büyük şehre gitmemişler. Hiç yeni ayakkabıları olmamış. Hiç hastane görmemişler. Hiç. Hiç lokantada yemek yememişler. Hiç sevgililerine yüzük almamışlar. Hiç. Ve şimdi sırf o it bizi ele geçirmek istiyor diye asılmak üzereler. Bana ne yapacağımı mı soruyorsunuz? Ben o helikoptere binmeyeceğim. Bunu tüm soydaşlarım için yapacağım. Bunu bütün Türkler için yapacağım. Bunu öcümüz için, savaşımız için yapacağım.
Bunu daha birkaç saat önce Gökbayrak için canını veren küçük şehidimiz için yapacağım. Karargâhtan aldığım emir, sizlerle birlikte o helikopterlere binmek ve karargâha, Ankara'ya geri dönmek. Oğuz Simi, şimdi bana kararınızı söyleyin. Herkes istediğini yapmakta özgürdür. Asla komutanım! Her zaman seninleyiz komutanım. Başlayalım komutanım. Tabii ki seninleyiz komutanım. Gidip işimizi yapalım komutanım. Emredersin komutanım. Emredersiniz komutanım. Siz o helikoptere binin deseniz bile o helikoptere binen yaşar. Erkek koyun kellesi kasap camına yaraşır komutanım. Ölümden korkan ölemesin. Biz sonuna kadar sizinleyiz komutanım. Emredin komutanım. Gitmeyecekler. Duydun mu yüzbaşımı? Gitmeyecekler. Allah yardımcıları olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Komutanım, helikopterler bölgeye sorunsuz indi. Birazdan tahliye başlayacak. Sağ ol asubayım. Helikopterler indi ama benim içimde kötü bir his var. Hoş geldin yüzbaşı. Seni görmek ne güzel karanlık kardeş. Ben size hep değerim yüzbaşı. Emekli olarak böyle bir çadıra yerleşek diye. Buralar da güzel yüzbaşım. Buralar da bizim. Ama ben bugün emekli olmuyorum. Yüzbaşım. Vay topraklar başıma. Sen gelmişsin. Aynen öyle Emin kardeş. Ne ben? Ne kardeşlerim. Batur emir aldım bak. Uzun bir hikaye bu. Ama burada kalmamız lazım. Yapacak bir işimiz var. Kan töktüler değil mi? Sen buradan giden de sırtlan gibi hemen başlarına çökecekler değil mi? Tas tamam öyle. Darüs helikopteriyle gelmedik karanlık. Bunlar nakli helikopteri bilirsen. Biliyorum Emin. Senden bir şey isteyecek değilim. Size aparmamı istediğin bir yer var mı? Helikopterle olmaz. Elinde rehineler var. Geldiğimizi duyarsa hepsini infaz eder. Ama... Siz rotanızı bozmayın. Riske girmeyin, geri dönün. Elinizdeki tüm mühimmata ihtiyacım var. Hepsine. Tamam. Ancak başka yapabileceğimiz bir şey olmalı. Var. Bize katılın da hep birlikte bir yemin tazeleyelim. Ay sen yaşa karanlık. Komandandığı için yüksek tutuş. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce engin dağları. Yüce engin dağları. El verir uzanırız. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı pençemle ezerim. Düşmanı pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. Havada. Karada. Karada. Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Çatakta. Çatakta. Batakta. Batakta. Türkistan'da. Türkistan'da. Turan'da. Turan'da. Her zaman her yerde. Her zaman her yerde. Hazır. Daim hazır. Hazır. Daim hazır. Kim? Komando. Kim? Komando. Olamazsın. Ya. Olamazsın. Ya. Komandolar. Allah. Komandolar. Allah. Dikkat.
komandosunu korusun. Hayır! Kimse operasyon merkezinden ayrılmasın. Emir Assubay'ını arayın. Derhal Bozkır Paşa'yla görüşmem gerek. Emir Assubay. Vay be. Oğuz. Herkes hazırlığını yapsın. Emredersiniz komutanım. Yiğit, Ercan. Oğlum bayağı bir şey var ya. Şişt Yaşar. Amma yükseldin be oğlum. Estağfurullah komutanım. Ben o keçi koyun işlerine takıldım abi ya. O neydi oğlum öyle? Kızılderili misin lan sen? Estağfurullah. Geldik. Ben çok cinsiyetçi buldum ama. Cinsiyetçi? Yok komutanım o... Ben ne demişim komutanım? Daha ne diyeceksin Yaşar? Neydi o erkek koyun falan? Söyle bakayım bir daha. Erkek koyun kellesi kasap camına yaraşır komutanım. Ha işte o. Sen niye ayırıyorsun öyle kadın erkek falan? Yok ben ayırmak gibisine değil. O benim rahmetli ebemin... Yok rahmetli ebemin bir söylediği bir söz. Hani kahramanlık şeysi ancak öyle olur. Olabilir gibisine bir manada. Ya sen diyorsun ki... Sadece erkekler kahraman olabilir. Biz neciyiz burada Yaşar Bey? Yok, öyle değil. Ya Allah benim belamı vereydi de ben şu ağzımı açmayaydım ya. Evet Assubay'ım, ben de çok eril buldum. İrite oldum çok. Yani açıkçası ben bu cinsiyetçi dilden dolayı çok kınıyorum ve sizden özür diliyorum. Çok kınıyorum hem de Yaşar. Pislik herif. Vallahi pislik herif. Ya Okan kardeşim, Boran komutan tam olarak neyi kınıyormuş? Yaşar, bez getirin diyor. Çok ayıp. El bombalarını unutmuyorsun erkek koyun. Ayıp lan Yaşar. Ayıp oğlum. Biz hangi çağda yaşıyoruz ya? Arkadaş, Okan kardeşim bunlar ne diyorlar ben hiç anlamadım ha. Alış artık Yaşar. Bu grubun en düşük IQ'su sende. Bizimkini de düşürüyorsun. Bırak lan. Siz atasözünden ne anlarsınız lan? Bilgisayar bebeleri. En büyük sorunumuz da bu komutanım. Yani oraya asla o herifin dediği saatte varamayız. Ayrıca yani kampın nerede olduğunu, nöbetçi sayılarını, mayın durumunu hiçbir şey bilmiyoruz komutanım. Obada bir kamyonet var, o da çalışmıyor. Ya helikopterleri kullanamaz mıydık komutanım? Ha? En azından bir noktaya kadar. Olmaz Ercan. Geldiğimizi duyarsa elinde rehineler var, hepsini öldürür. Keşke taarruz helikopterleri burada olsaydı ya. Saat kaç? 5 geçiyor komutanım. Bir yolu olmalı ya. Sessiz gürültüsüz gitmenin bir yolu olmalı. Komutanım. Belki de burada mevzilenip saldırmalarını beklememiz daha doğru olacak. Rehineler için hepimiz çok üzülüyoruz. Ama buradaki insanların hayatlarını da riske atmış olmuyor. En hızlı intikalle bile oraya varmamız en aşağı 3 saat olur. Ercan. Komutanım. Şu arkadaki çadır var ya. Evet. Görüyor musun onu? Hı hı. Ona bir bak bakayım ne var onun içinde ya. Emredersiniz.
Peki karanlık yüzbaşı size ne yanıt verdi? Onu alıkoyan hem sabahki saldırı, hem rehine olayı, hem de bence karanlık oradan ayrıldığı anda o teröristin o obayı yerle bir edeceğini biliyor. Yani karanlık gene yılanın başına ezme peşinde. Tamam da albayım. Şimdi ben bu yüzden o çocuğa kızamam. Sonuçta karanlık yüzbaşı askerlik onurunun gereğini yerine getiriyor, değil mi? Yani kesinlikle öyle komutanım. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Ancak beni endişelendiren şey... Ne? İşler ters gittiği takdirde hiçbir şekilde destek veremiyor oluşumuz. Burada elimiz kolumuz bağlı bekleme hali beni çok rahatsız ediyor. Haklısın. Doğrudur. Şu teröristi bir daha baştan iyice bir araştırabilirim. Ben de müttefik unsurlarla bir kez daha bölgede neler yapabiliriz onu çalışayım. Anlaşıldı komutanım. Her gelişmeden beni haberdar edeceksiniz. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsiniz. Kalk hadi. Ne var yine? Hadi, zaman geldi. Sanırım acıkmışsındır Tara. Ama artık bir şey yemene gerek kalmadı. İyi yolculuklar. Götürün şunu. Yanlış yapıyorsun Lee. Aptallık ediyorsun. Kes sesini. Bağla şunları. Konuşalım. Sen kimsin? Onlar gittiler. Askerleri soruyorsan... Onlar helikoptere binip gittiler. Kimsin sen? Ben bu obadanım. Onlar gittiler. O zaman bu çobanlarının yaşaması için bir neden kalmadı. Kapat şunu. Yapma. Onların suçu günahı yok. Yapma. Assın hepsini. Buna inanacak kadar aptal olamazsın Lee. Onların bunu yaptığını gördün mü hiç? Türk askeri bu insanları kurtarmayı denemeden gider mi sence? Kapa çeneni. Burada bir yerdeler Lee. Karanlığın içindeler. Öyle bir an gelir ki tek şansın rehineler olur. Dinle beni. Akıllı. Açın yüzünü. Gitmezler Lee. Onlar gitmez. Kaç kere karşılaştın sen de biliyorsun.
Bu insanları böyle bırakıp kurtarmadan hiçbir yere gitmezler. Öleceklerini bilseler de gelecekler. Tamam, öyle olsun. 2 saat daha. Hayır, 1,5 saat. Eğer adamlarım askerleri görmezse senin ipini kendi ellerime çekerim. Soluk soluğa koşanlara and olsun. Tan ağrırken baskın yapanlara, ayaklarından kıvılcım çıkartanlara and olsun. Tozu dumana katanlara ve düşman toplumunun ortasına dalan atlara and olsun. Gökyüzü depreşip yarılır. Deniz şalkalanır, dibi görülür. Deniz dibinde 9 ayrı kara taş 9 yerden kopar. 9 yerden kopunca 9 kuşaklı bir sandık çıkar. 9 demir atlı kişi ondan çıkar. Onun ikisi başbuğ olur vuruşan büyük doğru atlar üzerinde. Önde kolları kılıçlı asker olur. Arkada kuyrukları mızraklı asker olur. Ağaçlar üstüne yürüse ağaçlar yok olur. Canlı üstüne yürüse canlı yok olur. Biz askeriz. Paraşütle binlerce metreden atlar, hendeklerden geçer, dondurucu soğukta, kavurucu sıcakta savaşırız. Tanka bineriz, uçağa, cipe, gemiye, bota bineriz. Ama ata binmeyiz. O gece karanlık yüzbaşının haykırışıyla atlarımızı mahmuzladık. Nasıl söylesem, sanki hepimizin içinde eksik olan bir şey tamamlanmıştı. Sanki yüzyıllar önce unuttuğumuz kanatlarımıza tekrar kavuşmuş, yeniden uçuyorduk. Koca Ozan ne güzel demiş. Yiğit yiğidin yoldaşı, at yiğidin öz kardeşi. Öz kardeşlerimizle bir akına çıkmıştık. Yer bizim yanımızdaydı, gök bizim yanımızdaydı. Kayalar, sular, toprak, ay ve yıldızlar bizim yanımızdaydı. Ayaklarından kıvılcımlar saçan atlar bizim yanımızdaydı. O gece önümüzde at koşturan adam, Oğuz Kağan mıydı, Mete Han mıydı, Emir Timur muydu, Kıratlı Fatih miydi, Sakarya'sının sırtındaki Gazi Paşa mıydı, yoksa yüzbaşı Batur Karanlık mıydı, hala emin değilim. O gece ölüler ve diriler, hepsi bizimleydi. Yavaş, yavaş. Bu yaştan sonra da uçamam ya. Özür dilerim efendim. Ben Batur kardeşimin evini arıyordum da. Batur Karanlık. Burası mı? Burası. Siz... Ben Ömer Çetin. Batur'un harbiyeden arkadaşıyım. Yani bir dönem öncesine kadar tabii. Kıtada epey birlikte çalışmıştık. Siz dedesisiniz değil mi? Hep sizlerden söz ederdi zaten. Müsaade ederseniz elinizi öpeyim. Bu benim için bir şereftir. Sağ olun. Evde mi bizimki? Yok. Hava gelir.
Bir bardak suyunuz var mı acaba? Çok makbule geçer. Trafikte epey bir kaldı. Bir boğazım, her yerim. Batır Yüzbaşı ile beraber çalıştınız. O önce Doğu Beyazıt'ta, sonra da Edirne'de çalıştı. Neyse. Edirne. Evet, Doğu Beyazıt'ta da bulundum tabii. Karanlık ne zaman gelir acaba? Bekleyebilir miyim burada? Zaman doldu Tara. Görüyorsun ya, ortalıkta ne bir helikopter, ne bir asker, ne de başka bir şey var. Sessizliği düşün. Şu lanet olası sessizliği düşün Tara. Şu lanet olası kuş uçmaz, kervan geçmez yerde tek insanda, tek varlıkta benim. Duyuyor musun beni? Sessizliği düşün. Alış. Sessizliğe alış. Çünkü seni uzun bir sessizlik bekliyor. Evet. Nasıl öldüklerini görmek istiyorum. Hadi başlayalım. Bu ne böyle? Ne bu? Ha? Bak böyle aval aval. Ne oluyor bir tepi? Bak hadi. Bu atlar da nereden çıktı? Bunlar kaçmıştı. Başıboş atlar işte. Hepsi mi başıboş? İyice bakın hadi. Hiçbir şey yoktu. Sadece atlar. Ha. Ha. Umutlandın mı? Ha? Ne sandın? Türkler atlarıyla, kılıçlarıyla gelecekler, sizleri kurtaracaklar mıydı yani? Ha? Bak, bu iyiydi işte. Bu çok iyiydi. Gerçekten çok iyi. Lanet olası. Umay, sadece iplere çalış. Hepsi serbest kalmalı, hepsi. Emredersiniz komutanım. Oğuz. Her yer karanlık. Hadi ağır silahlarınızı çıkın. Makinalarla. Hadi. Hepsini gebertin. Hepsini öl istiyorum. Thank you.
Demek birlikte çalıştınız Batur'la. Kendisi de birazdan gelir. Ben yine de arayayım da arkadaşının burada olduğunu öğrensin. Açmadı ama birazdan döner. Arar beni az sonra. Yüzbaşı patron karanlıkta. Ne istiyorsun sen? Dedim ya arkadaşım diye. Karanlık yüzbaşı. Neydi o beyazıttı ne de Edirne'de görev yaptı. Akıllısın ha, ihtiyar. Yine de torunundan önce ölmek istemiyorsan fazla akıllı davranma. Şimdi söyle bakalım. Karanlık yüzbaşı ne zaman gelecek? Birazdan gelir. Belki de karanlık çok uzaklarda bir görevdedir ha. Belki de burada değildir. Eğer karanlık yüzbaşı yarım saat içinde burada olmazsa seni o küçük torununun yanına göndereceğim. Neydi adı? Tuncay mı? Alçak! Şerefsiz. Köpek. İçin acele etme. Çünkü zaten birazdan öleceksin. Şu namussuzu gözünüzü dört açın. Tamam korkmayın. Biz Türk askeriyiz. Artık kurtuldunuz. Şu tarafa gitti. Aa! O şu tarafa gitti. Terör başı şu tarafa gitti. Yiğit! Göz arkadaşım. Buralarda Ece sen misin? Öyle mi? Ha? Konuşsana lan! Ha? Buralarda Ece kim? Komutanım. Ha? Burada kim kimmiş? Konuşsana lan! Kimmiş komutanım. Burada söyle! Ha? Ece kimmiş söyle konuş! Ha? Komutanım. Az da olsa sağlam kalması lazım o şerefsiz. Komutanım. Paketim. Kalk. Kalk!
Yürü. Yürü dedim sana. Oğuz Timi, 10 dakikaya boşaltıyoruz. Hızlı olun. Hem pislikleri temizleyin. Okan, şuna da bir zincir bul. Sıkı bağlayalım, kaçmasın. Emredersiniz komutanım. Kalk. Etrafta mühimmata dair ne varsa toplayın. Her şeye ihtiyacımız Yürü. Olabilir. Sen de. Komutanım. Yürü. Dikkatli. Emredersiniz. Yaşar! Gel hadi gel. Demek beni kandırdın ha? Ne için? Yarım saat daha fazla yaşamak için ha? Tamam ama süren doldu. Yüzbaşı nerede? Karanlık her yerde. Çok komik. Belgelerini, bilgisayarını, yazışmalarını nerede tutuyor? Cehennem be. İhtiyar, karanlık döndüğünde yas tutacak bir şey daha alacak ihtiyar. Elveda. Şükürler olsun. Ölmek için ne güzel bir gece. Tara, Lee'yi aldılar. Onu kurtarmamız lazım. Tekrar ediyorum, Lee'yi aldılar. Kurtarmamız lazım. Yaşar, Okan, direkt çadıra, direkt. Merhaba, selamlar. Biz teşekkür ederiz anne. Merhaba. Sağ olun. Sağ ol.
Merhaba, selam, merhaba. Size selam. Komutanım, Tomris Albay. Yüzbaşı Batur Karanlık, emredin komutanım. Komutanım, dedem iyi mi?